Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükresek, ne kadar hamd etsek azdır. Bizleri Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya getirdi. Bunu her sohbetimizin başına hatırlatmaya çalışıyoruz. Bunun şükrünü bile yerine getirmeye kalksak, hiç kimse bunun şükrünü, hamdini yerine getiremez. Rabbim Celle Celaluhu biz Müslümanlara, bazılarına tabii ki de özel yerler, özel camiler, özel ibadethaneler nasip etti. İşte Arabistan'da olanlar Mekke'den, efendime söyleyeyim Medine'den istifade ediyor. Biz Türkiye'de olanlar, İstanbul'da olanlar Ayasofya'dan, Sultanahmet'ten istifade ediyoruz. İstifade etmeye çalışıyoruz. Biz Emri Bil Maruf Derneği olarak bu sabah sabah namazı programı yapmak üzere Ayasofya Camii Kebir'e geldik. Ama maalesef çok üzüldüğümüz bir şey yaşandı burada. Ben Allah biliyor üzüldüm. Şimdi sabah namazını kıldık. Sabah namazını kıldıktan sonra yapılan tesbihat zaten olması gereken şey. Tesbihat yapıldıktan tam 5 dakika sonra, fazlası yok. Yani tesbihat yaptık, 5 dakika sonra resmen bütün cemaati, yani bütün cemaat derken camide ne kadar namaz kılan insan varsa resmen kovar gibi güvenlikler, yani koyunu böyle ahıra koyunu sokarken böyle dehlerler ya, aynı o şekilde hadi dışarı bitti yallah der gibi maalesef bütün cemaat dışarı çıkardı. Bahaneleri ne? Temizlik. Oradan çıktık Sultanahmet'e geldik. Kapalı niye var? Temizlik. Ya arkadaşım bak az önce bir Konya'dan gelen bir grupla rastlaştık. 50'den fazla kişiler. Sakarya'dan var, Bursa'dan var, Ankara'dan var. Bu kadar adam gelmiş Ayasofya'da sabah namazı kılmaya. Adamları resmen kapı dışarı neymiş efendim temizlik yapacak. Arkadaşım bu adamlar uzaktan gelmiş. Bu adamlar buraya namaz kılmaya gelmiş. Ne yapacak? Selam verip dışarı mı çıkacak? Neymiş efendim? 8.30'da açılıyor. 2 saat temizlik. İyi de kardeşim işrak diye bir namaz var. İşrak. İşrak namazının ne kadar sebep olduğunu bu Diyanet bilmiyor mu? Ya da bu işte artık kim ilgileniyorsa, vakıflar mı, Diyanet mi, kim ilgileniyorsa bu cemaate neden hemen namazın peşine? Zaten bir tek pazar günü cemaat var burada. Ayda elde bir doluyor. Pazar günleri de oluyor. Zaten çok eksikti yani bugün. Cemaat çok yoktu. Ona rağmen millet uzaktan gelmiş. İmam efendi ne yapması lazım? En azından bir sohbet yapsın yarım saat. Yarım saat fazlasını istemiyoruz. Yarım saat sohbet. İmam efendi konuşsun. Peşine millet iki rekat işrak namazı kılsın da bari öyle çıksın millet. Ama dedik ya bu eskiden yoktu, bu yeni olmuş bu. Eskiden biz gelirdik burada otururduk sohbet ederdik. Biz burada en az içeride bir buçuk saat, abartısız diyorum bak, bir buçuk saat oturup sohbet edip muhabbet ettiğimiz, fotoğraf çektiğimiz günleri hatırlıyorum. Ama öyle bir hale gelmiş ki ben bundan çok şikayetçiyim. İnşallah buradan yetkililer sesimizi duyar. Duymasa da Allah onlara iman selameti versin. Yazıklar olsun diyorum bunlara. Eğer kasten yapıldıysa, eğer bilerek kasten yapıldıysa millete burada işrak namazı kıldırmamak için, millete burada hemen çıkın gidin size uğraşamayız edasıyla, nidasıyla yapıyorlarsa Allah onları tez zamanda ıslah etsin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda Ayasofya, Sultanahmet'e, Selatini camilere, Osmanlı'dan bize kalan büyük eserlere de burada 7-24 hizmet vermeyi bunlara nasip etsin. Amin. Çünkü bu işler nasip meselesidir. Rabbim Celle Celaluhu bunların nasibini kesmiş. Zaten üst katı kiliseye çevirdiler. Bereketini kaçırdılar. Üst kata turistlerden para alıyorlar. Ya arkadaşım ne para alıyorsun? İçeride sokma, yukarıda sokma. Turistler zaten geliyor yarı çıplak içeri. Milletin abdestini bozuyorlar. Dünyanın en saçma sapan işleri burada oldu. Müzeydi, camiye çevirdi, sevindik. Üst kata bizi çıkarmadılar. İşte şey ihtimali var, işte sakat bilmem ne, yıkılma ihtimali var. Ondan sonra turistleri açtılar. Üst kat turistleri, Müslümanlar ne çıkmıyor yukarı? Üst katta orada mesela kral mezarları falan var. Yukarı biz eskiden gezdik, müzeyken gezdik. Acayip acayip bölümler var, ayin bölümleri var. Adam belki yukarıda ayin yapıyor. Adam aşağıda, sen aşağıda namaz kılıyorsun. Papaz efendi yukarı çıkıyor, yukarıda papaz ayin yapıyor, Hristiyan. Böyle bir şey var mı? Yok. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri buraya camiye çevirdi. Buranın tamamı inşallah cami olarak kullanılıyordu. Ama şu anda maalesef üzülerek söylüyorum. Üst katı tekrardan kiliseye çevirdiler. Dedim ya şu anda artık Müslümanlara da artık namazınızı kılın yallah diyorlar. Resmen bunu diyorlar. Ha dedim ya hani çok kalabalık olur, izdiham olur, içeride curcun olur. Arkadaşlar çok kalabalık var işte camiyi şey yapmayın, insanlar rahatsız etmeyin derler. Anlarım. İçeri toplasan 500 kişi falan vardı. 500 kişi demek Ayasofya'da 3-4 saf demek yani. Bir şey değil ki onunla. Çok boştu. Az sayıya rağmen dedim ya resmen maalesef bizi kovar gibi,
Ayasofya'dan kovulduk desem yeridir yani. Ama biz değil, bütün cemaat. Uzak diğerlerden gelen, bak içeride turistler var, yabancı arkadaşlar var, millet merakına geliyor. Ben olsam, ben tesirlenirim kardeşim. Bir Müslüman olarak diyelim ki, yabancı bir ülkenin meşhur bir camine gitsem, namazı kılar kılmaz kardeşim çıkın deseler, benim zoruma gider. Hayır da derim ya, o kadar yol geldik bizi kovmanız için mi? Ya bir daha söylüyorum, işte temizlik olacak olacak, bu bahane değil. En azından bir yarım saat sohbet, yarım saat ölmez kimse. Yarım saatlik bir sohbetten ya da sohbet de verme kardeşim. En azından şunu yapın. Kardeşler yarım saat sonra işrak var. İki rekat işrak namazınızı kılın. Namazdan sonra herkes işrak namazını kılsın ya da belli bir saat versin. Güneşten 45 dakika sonra, yarım saat sonra neyse, bin mızrak boyu geçtikten sonra işrak namazı kılınıyor. Arkadaşlar işrak vakti doldu. İşrak namazınızı kılın. Lütfen camiyi boşaltın. Efendime söyleyeyim. Temizlik var. Bunu anlarım. Ama sen şimdi kalkacaksın da namazı bitirmez. Tesbih, hadi canım hadi dışarı. Bak bir daha söyleyeyim. Biz önceden geliyorduk buraya. Biz burada namazdan sonra tesbihat uzun sürerdi. Ziyaretler olurdu. Fotoğraf çekilirdik. Video çekerdik. Sohbet çekerdik. Musafa yapardık. Yani en az bir, bir buçuk saat dururduk. Maalesef. Dedik Sultanahmet'e gidelim. Sultanahmet daha beter olmuş. Zaten restorasyon hiç bitmiyor. 5 senedir burası restorasyonda. Sözde geçen sene Kurban Bayramı'nda burayı Cumhurbaşkanı açtı. Ne tarafını açtı ben anlamadım. İçi bitti şimdi dışına başlamışlar. Ben çözemiyorum. Rabbim Celle Celal bizim şu memleketteki restorasyon işlerine kolaylık versin. Amin. Birazdan inşallah Topkapı Sarayı'na geçeceğiz. Şu anda Topkapı Sarayı'nın ziyarete açık bölümü zaten 3'te 1'i. 3'te 1'i bak. O kadar yer gezeceğiz mesela. Onunla alakalı bir tane video çekeceğiz inşallah. O kadar yere bakıyorsun. 3'te 1 açık. Geri kalanı çoğu yeri zaten yine restorasyonda. Restorasyonlar mı ağır gidiyor? Yani nasıl yapıyorlar çözemiyorum. Rabbim Celle Celal tez zamanda şu memleketteki gezilecek, dolaşılacak bereketli yerlerin tamamını bize gezmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celal kılmış olduğumuz sabah namazını dergah ziyaretine kabul eylesin. Amin. Amin. Kılacağımız tüm vakit namazlarını Kabe'de kılınan namazlar ilhak eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu sırf onun rızası için cami cami gezen, türbe türbe gezen ne kadar Müslüman varsa hepsinden ebedi razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim bir daha söyleyeyim. Eğer Ayasofya'ya gelecek olursanız burada böyle bir sıkıntı var. Haberiniz olsun. Namazı kılar kılmaz adamı dışarı çıkartıyorlar. Sultanahmet falan her tarafı kapatıyorlar. 8.30'dan sonra işte temizlik bitince açacağız diyorlar. Bilginiz olsun. Hem en azından bir sitem hem de bilgilendirme amaçlı bir video olsun. İnşallah bu videoda en kısa zamanda yayınlayacağız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.